Neymiş buranın Çok feciysin. Hadi söyle lütfen. Sardım bile. Hadi bak buradan mavi bluzunla gökle çok güzel uyum sağlıyorsun. Agrostoli. Argostoli. Ne? Argostoli. Argostoli. Bu köprü bayağı uzun. Koyu ikiye bölüyor. Bu tarafa giriş yasak. İyi ki de yasak. İşte şurada kaplumbağa yine kafasını çıkardı. Sürekli pıtır pıtır hep bir yerlerden çıkıyorlar. Haziran Pazartesi, Kefalonya'nın kuzey doğusundaki Fiskardo Limanı'nın girişindeyiz. Herhalde Yunan adaları ve anakarası dahil olmak üzere en yeşil yer burası gördüğümüz şimdiye kadar. Güzel bir kasabaya benziyor. Bir fener var girişte, sancakta. Yanındaki koylarda tekneler de demirlemişler. Bakalım biz nasıl bağlanacağız. Fiskardo'dayız. Fiskardo. Öyle. Vallahi 11. yüzyılda Frank Giscardo burayı kolonize etmiş. Maceracı, maceraperest. Bize de gezmek düştü. Ne yapalım? Kısmet. Kısmet. Evet. Sadun abinin kitabında okumuştum ben burayı, Fiskardo Limanı diye. Nedense çok hoşuma gitmişti, ismi muhtemelen. Ama kendisi de ismi gibi hakikaten müstesna bir liman. Süper. Gezelim bakalım. Tekneden atıyorlar, şaşkın bunlar. Yanacaklar yahu. Bak kuşları da korkutukları yakalıyorlar. Tekiler de üstlerini aldılar abi, öpüp öpüp. Kuşların ödü hatta, ödü. Yeter. Tam denk gelir ya, şansa bakma abi. Bitti, hadi bakalım. Herkes evine. Motoru attılar. Homer, botun içinden attılar galiba. Bizim inek şanlarından. Sanki dolu gibi ama. Bak aborde olmuş bir tane yelkenli. Sanki orada yer var bak. İki tane direğin arasında yer var, biliyor musun? Evet ama feribot da yanaşıyormuş ya. Feribot seri girmez. Bak biri de çıkıyor. Gidelim bakalım. Ama zaten başka seçenek yok. Bak bu tarafta hep iskelede alarga yerleri. Ithaca'da Kioni Limanı. Evet pamuk. Ithaca'yı beğendin, ne oldu? Ha?
Evet, orası esintili, rüzgar üstüne bak. Nasıl biliyoruz? Güzel mi bebeğim? Güzel mi bebeğim? Yani bu konservede sardalya balıkları vardır ya böyle. Aynen sardalya balığı şeklinde. Şu Sailing Holidays. Buranın herhalde popüler bir köfte kiralama şirketi. Yer bulunmuyor diye bir şey yok onlar için. Yani mutlaka yer her var. İskelede yer var. Ve yani balık istifi şeklinde adamlar dizdiler tekneleri. Başkıç ara sokarak. Şöyle disiplin içinde yaptılar. Başka tekne yani dışarıdan başka bir tekneye çaparız olmadılar. Gel bak şuradan bak. Bak şuradaki demirin üstündeydi o tekne. Buradan ittirdi oradan tonoz aldı. Yani denizde tonoz varmış. Onu da kıçtan verdi. Kıçtan kara yaptı iki tekneydi. Yani üç teknenin içine kıçtan kara yapmış üç teknenin içine 5 tekne bağladılar. İki tekne daha sokup 5 tekneyi 3 teknelik yere bağladılar. Sailing Holidays tavsiye ediyoruz. Peki. Yer bulmama diye bir şey söz konusu değil yani. Bak çocuk daldı bak görüyor musun? Evet. Şey buldu geldi tonozu. Bak ona da tonoz verdi. Bak o tonoz şimdi çıktı geldi. Zaten deminden beri onunla bak yine oturdu zincirimizde. Konuşuyorlar. Evet bak. Evet evet evet. Tekne zincirin üstünde şu anda. Evet. Ya abi zaten eski tekneler. Bak onların hepsi eski tekneler. Ionian diye bir şey var. Veya Seafarer'ın Sailing diye bir şey var. Bunlar fena değil. Bence bu firmanın görevlisi bunlar. Kesinlikle. Tabii. Onlar çalışan, böyle yerleştiriyor. Tabii, her limanda var çalışanları. Şeyleri çok tutuyorlar. Fiskardo'da çok tutuyorlar. Fiskardo'da. Evet orada yani, da birbirlerine aborde olmuşlardı hatırlarsan. Bu adalarda, bu Ionian adalarında daha çok herhalde. Olabilir. İyice kastırıyor şimdi. Birbirine yapıştırıyorlar. You know the fish in the can? Fish. Yeah. It's like that. Yeah. Honeycomb. Yeah. Yeah, honeycomb. Yeah. But no, no. The first day. Yeah, just we came and muhtemelen. Probably tomorrow we'll leave. Actually, maybe Meganisi. Pamir nereye? Pamuk oraya. Oğlum? Çok güzel bir koy burası da. Baksana girinti ne kadar güzel. Evet, şuraya girsin işte. Şaman fıralar var. Keşke bir tane pukarımız olsaydı da dalı çekseydik, biraz toplasaydık. Ortancaya bak. Bak maviye çalıyor görüyor musun? Karadeniz'de mavi ortanca vardır. Bak burada da maviye çalıyor biraz ama pembe de var. Yani toprağın özelliğinden öyle oluyor. Mavi oluyor ya da pembe oluyor. Müzik
Ankara'dan merhaba. Çapa atıyoruz ama o kadar keyifli bir yer ki. Ya windsurfçüler, lazer, optimist, hani bir sürü minik yelkenliler var. Atayım mı? Evet, çapa atıyoruz. İyi, geri. Benimki biraz şu anda gözü işte. Aklı oynaşta gibi oldu ama gerçekten çok keyifli bir manzara var. Çapa şu anda görünüyor. Nefkas Adası'nın en güneyinde Vasiliki koyundayız. Burası bir windsurf ve yelken lazer optimist. Küçük katamaranlar, onun adı ne bilmiyorum. Ne? Hobbiket. Onların merkezi, etrafımızda kelebek gibi dolaşıyorlar, çok keyifli sanki. Alaçatı'da o surf merkezinin ortasına demir atmış gibiyiz. Çok büyük bir koy, limanı da var, bağlanılabilecek. Uzaktan güzel görünüyor, yani büyük binalar var öyle, özellikle bir yerleşim yeri değil gibi. Ama sancak tarafımızdaki yelken merkezleri oldukça fazla galiba. Bütün takımların renkleri, fıstık yeşilleri, kırmızılar, beyazlar, maviler çok çok şenlikli görünüyor. Sakin bir seyirle geldik İtaka'dan. Burada her limana girdiğimizde bir kelebek, şu demin arkamdan geçen gibi, etrafımızda dolaşıyor. Çok güzel. Burası yeşil bir ada. Karaya çıkmayı düşünmüyoruz. Biraz dinlenmece. Ben biraz temizlik işlerine girmeliyim galiba. Pamuk da geldi. Minik kelebek burada. Bebeğim, hoş geldin oğlum. Gelmedin bugün yanımıza. Ha? Bebeğim, Pamuki. Pamuşkinim. Bakış kendine tutmaz, sana tutuyor bak. Çok kötü oldu. Adam demek oradaydı Pamir. Yani tekneyi çünkü ben oradan çıktığını gördüm. Bak dedi, oradan da böyle çıkıyor hani. Yaklaşamıyorlar da. Öbür bot gitse ya, baksana.
yani suya girdikten sonra nasıl kalkacak? Biraz sonra.